Şimdi kendi çocuklarınızı, şimdi bunlar hepsi aynı gün yürümüyor doğduktan sonra. Hepsi aynı gün konuşmuyor. Bunun tek bir nedeni var. Belli bir fiziksel olgunluğa erişmeden bunları başaramıyor. Mesela yürüyebilmesi için o omur dediğimiz arkadaki o kemik sinsilesinin belli bir sodyumu biriktirmesi gerekiyor. Yani sertleşmesi lazım. Eğer o sertleşme olmazsa zaten ayakta duramaz çocuk. Ve etrafında da o kasların o omurları tutabilmesi lazım. O da protein birikimi gerektirir. Onu da sağlamadan mümkün değil çocuk. Ayakta duramaz ya da yürüyemez. Beyinde bir merkezimiz var. Konuşmayı aktive eden. O bölge gelişmeden çocuk konuşmaya başlamıyor zaten. Şimdi bunu şunun için anlatıyorum size. Bakın aynı gün doğmuş çocukları alın. Hepsi mesela diyelim ki bundan 7 sene önce 2016'da 1 Ağustos'ta doğdular. Bunlardan bir tane birinci sınıf yapın. Hepsi aynı gün doğmuş bu çocukların. Hepsi normal zekaya sahip. Bakın bu çocukların hiçbiri aynı gün yürümedi. Aynı gün konuşmadı. Ama okula geldiğinde çocuktan beklentimiz şuna dönüşüyor. Aynı gün, aynı miktarda içeriği, aynı kalitede öğrenmesini bekliyoruz. İyi de bu çocuklar arasında fiziksel gelişim farkları olduğu gibi bilişsel gelişim farkları da var. Ve bunu maalesef ne müfredatımızda ne de sınıf içinde gözetmiyoruz. Bakın bunun tam karşılığı şu. Üçüncü sınıfta kesirleri öğretmeye başlıyoruz mesela. Bazı çocukların gelişim hızı müfredatla paraleldir. Zaten o çocuklara da okul sistemi ve aile yapısı sayısalcı etiketi yapıştırır hemen. Aa bak çok iyi matematik yapıyor, tamam işte bu mühendis olur, doktor olur. Ama sınıftaki bazı çocuklar için o içeriğin öğrenilmesi belki bir 6 ay daha gerektiriyor. Gelişimsel olarak belki bir yıl gerektiriyor. Ama bu aralıkları bekleyemediğimiz için işte o çocuklarda çok erken yaşlarda ben matematik yapamıyorum, ben fizik yapamıyorum, ben tarih okuduğumda anlamıyorum gibi etiketleri maalesef yapışıyor ve insanlar artık buna inanmaya başlıyor. Şunu da altını çizmek zorundayım sevgili öğretmen arkadaşlarım. Bu dört gelişim alanı içinde telafisi olan tek bir gelişim alanı var, o da bilişsel alan. Yani çocuğa işte ek ders aldırıyorsunuz, çocuğu etüde bırakıyorsunuz. Bakın bilişsel alan hep telafi edilebilir ama diğer gelişim alanları maalesef telafi edilemiyor. Onların telafisi gerçekten çok çok zor ve maalesef aileler okulları sadece bilişsel gelişimden sorumlu tutuyorlar. Yani veli toplantısı yapıyorsunuz mesela. Gidin bakın hangi branş öğretmenin kapısında sıra var, hangi branş öğretmenin kapısında herhangi bir sıra yok. Oradan gayet iyi anlarsınız. Şimdi öğrenme ile gelişim arasında çok yüksek bir ilişki var, korelasyon var ve gelişimde de kritik yaş dönemleri var. Aslında bu yaş dönemlerinde çocuğun gelişimi desteklenmediyse büyük ihtimal ileride bu ciddi öğrenme problemlerine neden olacaktır. Mesela bunlar içinde en önemlisi, bana göre en önemlisi çocuğun öz düzenleme becerileridir. Yani İngilizce, tam İngilizce karşılığı self-regulation, yani kendi kendine mesela abi benim ödevim var, benim odaya gidip bunu yapmam lazım. Benim haftaya matematik sınavım var, benim her gün en az bir saat ayırmam lazım ki tekrar yapabileyim. Bunu diyebiliyorsa çocuk kendiliğinden işte biz ona öz düzenleme becerileri gelişmiş çocuk diyoruz bilişsel olarak. Peki öz düzenleme becerilerinde okul öncesi niye çok kritik? 3 ile 6 yaş arası. Şunun için çok kritik. Bu yaş aralığında çocuk bu özelliği çok kolay kazanabiliyor. Peki bunu ne yöntemle kazandırabiliyoruz biz çocuklara? Aslında fiziksel ortam düzenlemeleri bu yaşlardaki. Yaş ilerledikçe bilişsel düzenlemelere dönüşüyor. Yani oyuncağınla mı oynadın, topla, yatağını topla, kalktıktan sonra yemek mi yedin, tabağını al ve git bulaşık makinesine bırak gibi. Fiziksel ortam düzenleme becerileri yaş ilerledikçe tabii ki bilişsel düzenleme becerilerine dönüşüyor.
Onun için okul öncesine yapılan vurgu çok doğru bir vurgudur. Hele okul öncesi 2 yıl verilebilirse çocuklara, o 2 yaş çok önemli çünkü 5 ile 6 yaş aralığı, oradaki gelişim çocuğun öğrenmesini büyük oranda destekleyecek. Şimdi şöyle diyebilirsiniz, ya hocam bizim dönemimizde Allah aşkına okul mu vardı, okul öncesi mi vardı, ama bizim dönemimizde biz büyürken zaten her işi biz yapıyorduk Allah aşkına. Yani odun kömürde kırıyorduk, taşıyorduk, onu da yapıyorduk, pazara da gidiyorduk. Bu çocuklar bunları yapmıyor. Bu çocukların şimdi ciddi bir kısmı evde kapalı kalıyor ya da ekrana bağımlı kalıyor. Şimdi o yüzden artık okul öncesi eğitim çok çok kritik. Şimdi buraya çok vakit harcamadan şunu söyleyeyim size. Biraz önce de söyledim. Öğrenmenin tanımını vermedim size ama tabii öğrenme bu faktörlerden etkileniyor. İşte çok fazla faktör var öğrenmenin etkilendiği. Ben şimdi bunu biraz basitleştirerek size öğrenmenin nasıl gerçekleştiğini hücreden alıp sosyal boyuta kadar göstereceğim. Şimdi öğrenmeden beyin sorumlu. Bunu sakın unutmayın. Ya bu organın bir işlevi. Beyne baktığınızda öyle çok çok büyük bir organ değil. Hani vücudun belki %3'üne karşılık geliyor. Ama işlevsel olarak baktığınızda vücudun enerjisinin çok büyük kısmını beyin kullanıyor. Ciddi bir oranda beyin enerji tüketiyor. Vücudun sahip olduğu oksijeni büyük oranda beyin tüketiyor. Peki beyin fonksiyonları içinde hangi eylem çok fazla enerji gerektiriyor diye bakıyorsunuz? Tereddütsüz öğrenme. Öğrenme beynin en fazla enerji harcadığı eylem. Şimdi burası çok çok önemli. Bakın buradan hemen öğrenmeyle ilgili şu özelliğin altını çizebilirim size. Öğrenme beyin için enerji gerektiren, oksijen gerektiren, çaba gerektiren, emek gerektiren ciddi bir eylem. Öyle öğrenme öyle lay lay lomlu olmuyor. Öğrenme ciddi bir konsantrasyon gerektiriyor, ciddi bir çaba gerektiriyor. Ve çabalayan çocuk öğreniyor. Çok net. Niye? Şeye bakıyorsunuz, öğrenmeyi açıklayan değişkenleri, mesela zeka öğrenmeyi açıklamıyor arkadaşlar. Zeka iyi bir yordayıcı değil öğrenmede. Ama en iyi yordayıcı ne öğrenmede? En iyi tahmini nereden yapabiliyoruz? Çocuğun çaba süresi arttıkça öğrenme miktarı artıyor. Çok net. Ya öğrenme gerçekten çok çabayla ilgili bir eylem. Şimdi onun detaylarını konuşacağız. Şimdi biz eğitim bilimcilere sorarsanız öğrenme ne diye, bizim böyle bir tanımımız vardır. Eğitim fakültesi yıllarından hatırlarsınız. Hani öğrenme bilgi beceri tutumdaki zamana dayalı değişim deriz biz. Bu çok kapsayıcı bir tanım mıdır tartışılır. Ama fonksiyonel bir tanımdır bu. Ne demek fonksiyonel tanım? Bakın siz bunu pandemide çok iyi tecrübe ettiniz sevgili öğretmen arkadaşlarım. 2 yıl çocuklar neredeyse okul yüzü göremediler. Online'da eğitim yaptınız. Sonra birden çocuklara not verin dendi. Ve verdiniz. Peki hangi değişimi gözlemledik? Yani bilgi beceri tutum madem tanım bu. Hani çocuğun ekran karşısında sandalyede dönme hızına göre mi not verdiniz? Ekrana tuttuğu oyuncak sayısına göre mi not verdiniz? Ya da kendi aralarındaki o yazışmalara göre mi not verdiniz? Biz bu tanımı niye koruyoruz biliyor musunuz sevgili arkadaşlar? Bu tanım bize ölçme değerlendirme yaptırıyor. Şimdi bakın burası çok çok önemli. Biz bu tanım sayesinde ölçme değerlendirme yapıyoruz. Ölçme değerlendirme yapamadığımız durumlarda eğitim sistemi tıkanıyor. Çünkü eğitimde hep bir farklılığın belli bir göstergeyle, genelde bu rakam oluyor, eşlenmesi gerekiyor. Sonra da insanlara sertifika veriyoruz, karne veriyoruz. İşte bunu yapabilmek için bu tanımı koruyoruz. Ama şimdi öğrenmeyle ilgili çalışan tek bilim dalı eğitim bilimleri değil, takdir edersiniz. Bilişsel bilimler, öğrenme bilimleri, sinir bilimleri, fizyoloji, bunların tamamı öğrenmeyle ilgili deneyi yapıyor. Şimdi bizim bu tanımımıza sinir bilimciler çok hoşlanmaz bu tanımdan ve bize şunu derler.
Hocam şimdi bir şeyi sordunuz soruyu. Çocuk cevap veremedi. Cevap veremediğinde bu çocuk bunu öğrenmemiş mi oluyor? Bu doğru bir eleştiri. Ama biz o çocuğu öğrenmemiş demiyoruz, öğrenmiş demiyoruz. Yani biz eğitimciler de öyle yaklaşıyoruz. Öğrenme beynimizdeki sinir hücrelerin bir marifeti. Şimdi artık hücre düzeyinde göstereceğim size öğrenmenin nasıl gerçekleştiğini. Bunlara nöron diyoruz, sinir hücresi diyoruz ve bunlardan yaklaşık 80 ile 100 milyar arasında var beynimizde. Yalnız bunların sayısıyla zeka arasında hiçbir ilişki yok. Yani kafanızın büyük olması sizi daha zeki falan yapmıyor. Zekanın eğitim tanımı, zekanın birçok tanımı vardır. Birçok bilim dalı farklı tanımlar. Ama şunu belki aklınızda tutmakta fayda var. Zekanın eğitimdeki tanımı aslında işlem yapma hızı. Yani çocuğun işlem yapma hızına biz zihinsel işlem yapma hızına zeka diyoruz. Şimdi bu hücreyle ilgili belki bir şeyin altını çizmem lazım. Görüyorsunuz bir yuvarlak mavi renkli halkalar var. Akson denilen dalsı çıkıntılar işte dıştan gelen uyarıcıları bu aksonlar aracılığıyla biz diğer hücrelere taşıyoruz. Daha sonra sineptik uçlar var her bir hücrede. Onlar vasıtasıyla da diğer hücreye mesajı iletebiliyoruz. İşte o iletişimin ilk olduğu yerde öğrenme başlıyor. Onu şimdi simülasyonlarını göstereceğim size. Bu miyelin halkaları, bu mavi halkalar niye önemli? Bunlar yağ doku. Bunlar doğumla birlikte gelişmeye başlıyor. Ama doğduğumuz anda henüz sahip değiliz. Her bir sinir hücremiz buna sahip değil. Bunlar gelişimini tamamladığında artık sağlıklı bir hücre iletişiminden bahsedebiliyoruz. Bunun en dramatik yaşandığı yer ergenliktir işte. Miyelin halkaları henüz oluşmadığı için, çocukta tam gelişimini tamamlamadığı için dış dünyadan aldığımız uyarıcılar, yalnız şunu unutmayın, dış dünyadan aldığımız bütün uyarıcılar nöronlar arasında elektrik sinyalleriyle iletilir. Yani beyin bir gün boyunca 25 wattlık bir ampulü yakacak kadar gün boyunca elektrik üretir. İletişim bu elektrik sinyalleriyle yapılır. İşte bu miyelin halkalarının gelişimi her çocukta farklı hızlı oluyor. İşte olgunluk oradan geliyor. Bilişsel olgunluk da oradan geliyor. İşte bazı çocuklarda bu daha uzun sürebiliyor ama bunun zeka ile hiçbir alakası yok. Gene söylüyorum. Şimdi içimizde matematik kökenli öğretmen arkadaşlarımız varsa ben size bir şeyin öğrenilme ihtimalinin matematiksel formülünü söyleyeyim. Şimdi 80 ile 100 milyar arası hücre var. Bu hücrelerin her birinde diğer bir hücreyle iletişim kurabileceği 1000 ile 10 bin arasında sinaptik uç var. Bizim bir birim bilgiyi öğrenme ihtimalimiz beyin hücresi için 2 üzeri 80 milyar üzeri 10 bindir. Onun için hani ben matematik öğrenemiyorum, yok benim kafam basmıyor. Bunların hiçbir bilimsel dayanağı yoktur normal zeka insanlar için. Peki o öğrenememe nereden geliyor? Birazdan göstereceğim size o öğrenememeyi. Ah, pardon. Evet hocam. Evet hocam, siz benim ekranları görebiliyor musunuz? Bir yan tarafa bakayım da çünkü sen ben hasta acaba hasta mı diye. Ha bilmiyorum, ben şu anda kendimce sunu yapıyorum. Acaba kendi kendime mi yapıyorum? Arkadaşlar siz beni takip edebiliyorsunuz değil mi? Ha, o zaman devam ediyorum. Tamam. Şimdi buraya kadar olan kısımda umarım birbirimizi anlıyoruz değil mi sevgili arkadaşlarım? Çünkü şimdi tam da öğrenmenin en kritik yerine geleceğiz. Hücrede öğrenme nasıl oluyor onu göstereceğim ve bunun dış koşullarını göstereceğim size. Niye öğreniyoruz ya da öğrenemiyoruz? Şimdi ben presentation'a geri dönüyorum. Lütfen bana görüp görmediğinizi söyleyin. Çünkü sizi görmüyorum ekranda şu anda. Görüyorsunuz değil mi? Bana sesli cevap verin lütfen. Evet. İletişimi kopardık mı arkadaşlar? Birbirimizi duyuyor muyuz? Hocam duyuyoruz şu anda sizi. Tamam, ben sunuya geçtikten sonra bana feedback verir misiniz lütfen ekranı görüp görmediğinizi? Çünkü ben Teams Hocam kullanıcısı değilim şu an arkadaş. slaytınızı göremiyoruz.
Peki şeyi görüyor musunuz şu anda sunuyu? Şu an görüyoruz. Yani bir karikatür görüyor musunuz? Evet, doğru. Tamam, harika. Şimdi bakın, ergenlikte bu sahneyi görme ihtimaliniz çok yüksektir çocuklarda. İşte irrasyonalitenin altında yatan o miyelin halkalarının oluşma hızıdır. Çünkü o miyelin halkaları oluşmadığında bizim dış dünyadan aldığımız uyarıcılar, o elektrik akımları, akson dediğimiz o dalsı çıkıntılar, akımları taşıyan aksonlar üzerinde maalesef sinapslere ulaştırılamıyor. Ve bunlar dağılıyor ve uyarılmaması gereken şeyleri uyarıyor. Nöronları uyarıyor. İşte irrasyonelite, ergenlikteki irrasyonelitenin altında yatan da budur sevgili arkadaşlarım. Onun simülasyonunu göstereyim size. Bakın solda ergenliğini tamamlamamış bir sinir hücresi. Sağ tarafta ise miyelin halkalarının oluştuğu sinir hücresinin simülasyonunu görüyorsunuz. Bakın sağ taraftaki hücre dış dünyadan gelen uyarıcıyı sinaptik uca yollayabiliyor. Diğerinde ise maalesef sinyal dağılıyor. Beyinde çok farklı merkezler uyarılmaya başlıyor. İşte ona da biz irrasyonalite diyoruz. Burada yapılabilecek tek bir şey var sevgili arkadaşlarım. Sadece sabırlı olmak gerekiyor. Ya bu çok fizyolojik bir şey. Ergenlik öyle tamamen de psikolojik bir şey değil sevgili arkadaşlarım. Gayet de fizyolojik bir şey. Şimdi arkadaşlarım, öğrenmeyi bu hücre yapıyor. Şimdi hücre bazında size göstereyim öğrenmenin nasıl olduğunu. Ortada çekirdeği görüyorsunuz, hücre çekirdeğini. Bu dalsı çıkıntılar dış dünyadan gelen mesajları taşıyan akson dediğimiz iletişim yolları ve dikkat ederseniz aksonların ucunda da böyle tomurcuk şeklinde çıkıntılar var. İşte oralarda sinaptik uçlar. O uçlar vasıtasıyla biz diğer bir hücreyle iletişim kurabiliyoruz. O iletişim kurulduğu andan itibaren de artık öğrenmeden bahsedebiliyoruz. Şimdi bu şekle çok dikkatli bakın sevgili arkadaşlarım. Öğrenmenin en temel prensibini size burada göstermeye çalışacağım. Şimdi dış dünyadan gelen bütün uyarıcılar elektrik sinyali, bunu lütfen sakın unutmayın. Bakın aksonlar üzerinde elektrik sinyalleri taşınıyor. Ve sağ alt köşedeki resme çok dikkatli bakın. Bunlar sinaptik uca geliyor hücrenin. İletişim uçları bunlar. Şimdi bunlar karşı hücreye aktarılırken maalesef bunlar elektrik sinyali falan olarak aktarılamıyor. Bunların kimyasal transmitörlere dönüşmesi lazım. Yani moleküllere dönüşmesi lazım. Ki karşı hücrenin reseptörleri, alıcıları bu molekülleri alsın ve aynı sinyali, uyarıcı sinyali kendi hücresinde yaratabilsin. Şimdi onun simülasyonunu göstereceğim size. Dikkatli bakın. Şimdi reseptörler salgılanıyor gördüğünüz gibi. Bunlar transmitörler. Karşı hücrenin reseptörleri bunları emiyor. Bakın karşı hücrede de aynı elektrik sinyali oluşuyor. İşte öğrenmenin başladığı nokta burası. Demek bir uyarıcı olması lazım. Görme, duyma, dokunma, her neyse o uyarıcının kaynağı. Ama onun mutlaka hücreler arasında iletilebiliyor olması lazım. Şimdi öğrenmenin en temel kuralını göstereceğim size, söyleyeceğim. Bakın bu kimyasal transmitörler sinaptik uçta belli bir doyuma ulaşırsa, yani miktar olarak belli bir doyuma ulaşırsa, o sinaptik boşlukta protein sentezi başlar. İşte o proteinler öğrenmedir. Bakın onu da size şimdi göstereceğim. Şimdi bu gerçek görüntü, mikroskop altında alınan ama tabii renklendirilmiş. Şimdi uçuşan 45 tane eflatun renkte molekül görüyorsunuz. Bakın bunlar proteinler. İşte bunlar, öğrenmenin ürünü bunlar. Bu protein sentezi olmadan öğrenme olmuyor. Şimdi burada çok önemli bir şey söyleyeceğim size sevgili arkadaşlar. İşte öğrenmenin en temel prensiplerinden biri. Bakın dedim ki size, bu elektrik sinyalleri kimyasal transmitörlere dönüşür sinaptik uçlarda ve bunlar belli bir doyuma ulaştıktan sonra ancak ve ancak protein sentezi başlar. İşte o proteinler de öğrenmenin ürünleridir. Bu ne demek biliyor musunuz sevgili arkadaşlarım? Belli bir doyuma ulaşması. Demek aynı uyarıcının birçok kez hücreyi uyarması lazım. Yani öğrenme tekrarla olur. Öğrenmenin birinci koşulu tekrardır. Neden? Çünkü bir kere uyarılmayla maalesef
o transmitör salgısının devam etmesi mümkün değil. Şimdi herkes arkasına yaslanıp düşünecek. Çocuk tekrar yapıyor mu? O ya da bu gerekçeyle. İster proje yaparak tekrar yapar, ister eline bir sayfa alır, oradakileri tekrar etmeye kalkar. Yani yönteme takılmayın lütfen. Ama bakın buradaki espri şu. Öğrenme aralıklı, çoklu, tekrarla başarılabiliyor. Şimdi öğretmenin bunu çok iyi bilmesi lazım. Bir kere anlattın diye çocuk öğrenmiyor. Yok öyle bir şey. Ama şunu da hemen söyleyeyim sevgili arkadaşlar. Aynı gün içinde yapılan tekrarların öğrenmeye çok bir katkısı yoktur. Bugün matematikte bir şey öğrendi. İşte 3.30'dan sonra etüte kaldı. Onunla ilgili ödev yaptı. Hayır bakın bu ödevin çocuğa öğrenmeye çok büyük bir katkısı yoktur. Ama o gün pazartesi öğrendiği bir konuyu salı ya da çarşamba tekrar etse öğretmen işte onun öğrenmeye çok büyük katkısı vardır. Çünkü 16 ile 24 saat kritiktir yeni öğrenmelerde. Neden? Birazdan göstereceğim o mekanizmayı size. Çünkü öğrendiğimiz şeylerin hafızaya tutunabilmesi için üzerine bir kere en az uyumamız lazım. Çünkü hafıza sadece ve sadece uykuda oluşabiliyor. O mekanizmayı da birazdan göstereceğim. Bakın bu aralıklı tekrarla öğrendiğimizi bu 90'lı yıllar, benim Amerika'da doktora yaptığım yıllar, o zaman tabii beyin görüntüleme teknolojisi yok, çok geri. Biz bu deneylerle bilebiliyorduk, unutma eğrisi deneyleriyle. Deneklere hiç duymadıkları bir şey öğretiyorduk. Ertesi günden itibaren ne kadar hatırladıklarına bakıyorduk. Ve bize deneyler şunu gösteriyordu 90'lı yıllarda. Yeni öğrendiği bir şeyi eğer çocuk bir hafta boyunca hiç dönmezse, bir tekrar yapmazsa, o gün öğrendiklerinin yani sınıf içinde öğrendiklerinin %80'ini hatırlamıyor. Zaten ilk gün kayıp hemen %20. İlk gün, öğrendiği gün. Ertesi gün bu %40'lara çıkıyor. İşte öğrenmenin bütün esprisi bu aralıklı ve çoklu tekrarda sevgili arkadaşlar. Şimdi bakın size öğrenmenin en basit prensiplerinden birini daha göstereceğim. Şimdi dedim ki size beynimiz 80 ile 100 milyar arası hücreden oluşuyor ama sayısı hiç kıymetli değil. Şimdi bu 100 milyonluk hücreyle yapılmış bir simülasyon. Bu da gerçek görüntü. MR görüntüsü ama tabii MR'da baktığınızda gri alanlar görüyorsunuz. Onun için renklendirilmiş bu. Bakın dikkat ediyor musunuz? Beynin belli bölgeleri belli renk tonlarıyla öne çıkıyor. Bak bu da bize neyi gösteriyor biliyor musunuz arkadaşlar? Benzer ya da aynı fonksiyona sahip proteinler aynı bölgelerde toplanıyor. Yani öğrenmedeki diğer çok önemli ilke. Aslında ön bilgi büyük oranda ne öğrendiğimizi belirliyor. Şimdi niye söyledim bunu? Hemen onun mantığını açıklayayım size. Şimdi siz protein sentezini yaptınız. Yani öğrenmenin birinci koşulunu yerine getirdiniz. Peki hafıza nasıl oluşacak? Yani ben bunu hatırlayacağım, işime yaradığında geri getireceğim, bunu kullanacağım. Bakın şimdi. Bu sentezlenen proteinler eğer kendisiyle ilgili proteinlerle bir kimyasal bağ kuramazsa hafıza oluşmaz. Bu ne demek? Bu şu demek. Bu proteinler tutunamazsa çökerler. Yani tekrar sentezlenmesi lazım. İşte çocuk boşu boşuna defalarca aynı konuyu çalışmıyor mu Allah aşkına? Hiçbir fayda elde edemiyor. Peki bu bölgelere nasıl tutunacak bu proteinler? Bakın orada çok temel bir ilke var. Bütün öğretmen arkadaşlara dönün ve şunu söyleyin lütfen. Ne öğretiyorsan öğret sınıfta. Konu fark etmez. Ama benzerlikler ve farklılıklar üzerinden öğretmen lazım. Bu neye benziyor? Bu neden farklı? Neden bunu yapıyoruz? Çünkü beyindeki ilgili bölge uyarılıyor. Şimdi o bölge uyarıldığında o bölge şunu biliyor. Ha bu yeni gelen proteinler benle ilgili diyor. İşte bu tutunma sağlanmadığında hafıza oluşmuyor. Sevgili arkadaşlar bakın öğrenmenin en basit diğer kuralı. Bu ilişkiyi kurdurmada öğretmenin çok büyük rolü var. Peki burada öğretmen ne yapabilir? Bak burada akıllı iki tane çok akıllı teknoloji var. Sana burada yardım edecek. İnfografikler bu işi çok iyi yapar. Benzer farklılık gösterir. Bir de zihin haritaları ya da kavram haritaları bu işi çok iyi yapar. Bunu sakın unutmayın. Tamam mı dostlar?
Öyle çok kompleks teknoloji kullanmaya gerek yok. Şimdi bu kısmı biraz hızlı geçeceğim. Hafızaya geçeceğim. Bakın hafıza böyle oluşuyor. Hafıza yatağa girdikten 2-2,5 saat sonra geçtiğimiz bir REM uykusu var. Evresi bu. Gözlerimizin kıpırdadığı evre, işte hafıza o esnada oluşuyor sevgili arkadaşlarım. Onun için şimdi bu deneylerde de şunu yapıyoruz. İnsanları kasıtlı olarak uykusuz bırakıyoruz. Bu çocuklarda 8 saatin altına düşmemesi demek. Biz yetişkinlere 6 ile 7 saat aralığı gayet yeterli uykuda. Bizde de önerilen 6 saatin altına düşmemek. Çünkü 6 saat altında uyuyan yetişkinlerin demans olma ihtimalleri çok artıyor. Yani demansla az uyku arasında da ciddi bir ilişki var, korelasyon var. Şimdi adamı uykusuz bırakıyorsunuz. Ertesi gün bilişsel kapasiteyi ölçüyorsunuz. 2 gün uykusuz bırakıyorsunuz, 3 gün uykusuz bırakıyorsunuz. Zaten bu uykusuzluk durumu ardışık günlerde devam ediyorsa yarısından fazlasını kaybediyor. Bilebilme kapasitesini. Şimdi bakın gerçekçi olalım. Öğrenci elinden ekranı düşürmüyor. Ama işin acı tarafı öğretmen de düşürmüyor. Şimdi ben desem ki içinizde kaç kişi yatak odasına ekran sokmuyor? Her türlü ama televizyon, cep, iPad. Bu sayı çok az. Vallahi sistem %40 kapasite öğrenci geliyor sabah, %40 kapasite öğretmen geliyor. Bence sistem çok iyi işliyor. Ya bir kere insanoğlu bilişsel kapasitesini maalesef ekrana kurban ediyor. Yani bunun hiçbir anlamı yok. Bakın bu deney çok önemli işte. Biz bu deney sayesinde hafızanın nasıl oluştuğunu biliyoruz. Bu 2013'te Boston University'de yapılan bir deneydi. Ama önce insan değil fare beyninde yapıldı. Daha sonra 2019'da da bu insan beyni görüntüleri elde edildi. Tabi bunlar renklendirildi daha kolay anlamak için. Ben size hemen açıklayayım. Bakın uyku esnasında mavi bir alan görüyorsunuz. Orası omurilik sıvısı. İşte bu REM uykusu esnasında omurilik sıvısı salgısı yapılır beyinde. Ve beyindeki bütün gereksiz proteinler temizlenir. Ve tutunması gereken proteinler, yani hafızaya dönüşmesi gereken proteinler içinde gerekli olan oksijen beyne taşınır. Peki o gereksiz proteinler hocam kalsa ne olacak? Bak ona işte biz kafa karışıklığı diyoruz. Hani öğrenci sınava giriyor, kağıdı veriyor, koridora çıkıyor, 20 adım atıyor, diyor ki soruyu yanlış yaptım diyor. Niye? Çünkü uyarılmaması gereken o proteinlerde de o hatırlama esnasında uyarı olduğu için, uyarmaya kalktığımız için işte bunun bedeli bu oluyor sevgili arkadaşlar. Uykuyla hafıza oluşturma arasında çok yüksek korelasyon olduğunu biz bu beyin görüntüleme teknolojilerinden önce de biliyorduk. Çünkü bunların araştırması yıllardır yapılır. Bakın size şuradan bir şey göstereceğim. Bu Kolombiya Üniversitesi'nde 4000 öğrenci takip edilerek yapılmış bir araştırma. Yurtta kalan öğrenciler bunlar ve bunların uyku süreleri takip ediliyor ve not ortalamaları takip ediliyor. Gördüğünüz gibi uyku süreleriyle not ortalaması arasında pozitif bir ilişki var, korelasyon var. Yani uyku süresi 7-8 saate ulaşan çocuklarda not ortalaması anlamlı şekilde daha yüksek. Şimdi gelelim öğrenmenin diğer çok temel ilkesi. Şimdi bakın, bir gün boyunca beynimizden 57 damacana miktarında kan geçer. Bu çok önemli. Şunu diyebilirsiniz, ya hocam bu korkunç bir şey, 1083 litre benim dalaktan 2000 litre geçiyor. Yok, geçmiyor hocam. En fazla kanlanan organ beyin. Beyin niye buna çok muhtaç kanlanmaya? Ya iki şey çok kritik beyin için. Birincisi enerji. Söyledim size, vücudun 1/4'den fazla enerjisini tek başına bu organ tüketiyor zaten. Korkunç bir enerji tüketimi. İkincisi de oksijen. Şimdi bakın, bir hücrenin oksijensizliğe dayanabilme süresi 3 ile 7 saniyedir. Ölür hücre. Allah korusun, doğum esnasında travma yaşayan çocuklar olur bazen. Oksijensiz kalır. Ve çok korkunç beyin hasarları yaşanır. Akciğerdeki oksijen rezervleriyle birlikte bu süre 3 dakikadır. Ama 3 dakikadan sonra beyin hücreleri ölür. Ve çok hızlı ölürler. Yani
Onun görüntüsünü koymadım buraya ama size gerçek bir beyin hücresi ölümünü göstersem inanamazsınız. Yani saniyenin dörtte birinde ölüyor. Ya bir saniye bile sürmüyor ölmesi. Şimdi burada iki tane kritik eylem var. Öğrenme çok fazla enerji yaktıran bir eylem. Bu glikoz taşınması lazım hücreye. Biliyorsunuz bizim enerjimizin büyük kısmı glikozdan gelir. Yani yediklerimizi şekere çeviririz değil mi? Bağırsakta bunlar emilir. İşte kan şekeri dediğimiz olay vücudumuzdaki. Bunlar hücreye girer. Kan yoluyla taşınır. Yalnız glikoz, 1 mol glikoz gerçekten büyük moleküllerdir bunlar ve hücre bunu kullanamıyor o haliyle. Hemen mitokondri devreye giriyor. Hücrenin enerjiden sorumlu birimi. Bu glikozu alıyor ve oksijenlendiriyor. Yani oksitliyor. Ve o parçalanıyor. ATP'lere parçalanıyor. Hücrenin enerji kaynağı nedir? ATP'ler. Ve 1 mol glikozdan biz 40 ATP üretiriz hücre içinde. Bunun ikisi üretimde kullanılır. 38'i ise hücrenin ihtiyacı için kullanılır. Bu bize neyi gösteriyor biliyor musunuz sevgili arkadaşlarım? Vücudun oksijenlenmesi enerji üretimi için çok çok kritik. Bakın size bir örnek vereceğim. Buradan lütfen anlamaya çalışın beni. Sabah çocuğu kaldırdınız. Büyük ihtimal servisle gidecek okula. Çünkü büyük şehirlerde maalesef çoğu çocuk servise biniyor. Çocuğa kahvaltıyı yaptırdınız. Şimdi ailelerde şöyle bir kahvaltı geleneği var. O klasik Türk kahvaltısı dediğimiz cornflakes'ler, donuts'lar, basit karbonhidrat dediğimiz yani 20 dakika içinde kana karışan karbonhidratlar. Şimdi çocuk bunları yiyor ya da poğaça yiyor, ne bileyim işte simit yiyor, bir şey yiyor. Şimdi çocuğun kanı yarım saate yaklaşık bir sürede glikozla doluyor. Servise oturuyor bak hala hareket yok. Şimdi bunun parçalanmasının tek koşulu var, oksijen. Tek koşul var, oksijen. Başka hiçbir koşul yok. Sonra onu alıyorsunuz, sınıfa oturtuyorsunuz. Şimdi sıraya oturuyor. Sabah 8:30 diyelim, dersler başlıyor. Ve çocuğun ilk duyduğu cümle, hadi matematik dersi olsun, B kare eşittir A kare artı C kare. Ya bu bilgiyi işleyecek enerji nerede Allah aşkına? Oksijen de yok. Bakın vücudun oksijenlenmesiyle öğrenme arasında çok yüksek bir korelasyon var. Yani çocuk ne kadar hareket edip o gerekli enerjiyi oluşturabiliyorsa öğrenmeye de o kadar hazır hale geliyor. Ama şimdi biz de buna özel okullar da dahil maalesef beden eğitimi gibi, sanat dersleri gibi dersler dışlanıp onların yerine yok matematikti, yok İngilizceydi, yok bilmem neydi. Ya sevgili öğretmen arkadaşlarım, sizler kaç yıllık yöneticisiniz, okul yöneticisi? Bir dersin programdaki saatini artırma oranıyla öğrenci başarısı arasında hiçbir ilişki tarih boyu bulunamamıştır. Sen istersen matematiği 15 saat yap. O şekilde öğrettiğin sürece gene öğretemeyeceksin, gene öğretemeyeceksin. Niye? Çünkü matematikte konuların sıralaması, öğretilen konuların sıralamasıyla çocuğun bilişsel gelişimi arasında fark var. Mümkün değil. Yani o yaş gruplarına o içerik sunulmaz. Mümkün değil. Ama bu lütfen çocukların hareketlilik durumu, vücudunun oksijenlenmesi durumu çok kritiktir. Bakın şimdi biz bu semineri sizinle online yapmasaydık. Şura salonunda yapsaydık Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve tam da seminerimiz 1:30'da olsun. Hadi öğleden sonra ya da 2'de. Öğlen hep birlikte bir yemek yiyelim. Hadi Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ağırlasın bizi. Böyle basit karbonhidrat dolu yemekler yiyelim. Pilav yiyelim, makarna yiyelim, üstüne baklava yiyelim. Çok çabuk kana karışan şeyler bunlar. Bak ben seminere 2'de başlasam sevgili hocalarım, salonun yarısı 15 dakika sonra sağa yatar uyumaya başlar. Diğer yarısı da 20 dakika sonra sola yatar. Bu kaçınılmazdır. Neden biliyor musunuz? Hemen gerekçesini söyleyeyim. Bakın, beynimiz gerekli enerjiyi bulamadığı durumlarda ilk kapattığı fonksiyon odaklanmadır. İkinci kapattığı fonksiyonu öğrenmedir. Ve hemen kendisini uyku durumuna alır. Bu ne demek biliyor musunuz? Sadece hayati fonksiyondaki
eylemler için enerji harcamaya başlar. Mesela kalbin atması lazım, vücut sıcaklığının korunması lazım, hormon salgısının devam etmesi lazım. Öğrenme ve odaklanma onun için çok lüks şeyler. İşte çocuk sınıfta onun için uyuyor zaten yemekten sonra ya da sizler onun için uyuyorsunuz. Şimdi sevgili arkadaşlarım artık yavaş yavaş toparlayalım. Şimdi beynimizde 3 tane çok kritik merkez var öğrenmeyle ilgili. Şimdi şunların fonksiyonlarını da bir göstereyim size. Şimdi öğrenmeden sorumlu olan merkezin adı hipokampüs. Şimdi bakın bunların üçü de limbik sistemde yani duygusal ya da hayvansı beyindeki merkezler. Hipokampüs Yunanca'da deniz atı demektir. Ve MR altında baktığınızda birebir deniz atı şeklinde bölge görürsünüz. Yeni öğrenmeleri bu hipokampüs düzenliyor. Bakın bu merkezde hipokampüste herhangi bir travma, herhangi bir patoloji, bir küçülme, bir şekil bozukluğu başlarsa işte ona demans diyoruz. Bunama. Bu merkez bir kere patolojik olarak değişirse artık bunun geri gelme ihtimali yok sevgili arkadaşlarım. Yani 40 yıl önceyi hatırlar, 40 dakika önce duyduğunu hatırlayamaz. Mümkün değil. Yeni öğrenmelerin hafızanın oluşması mümkün değil. Şimdi hemen onun yanında amigdala. Bu da Latince'den geliyor. Badem demek. Çünkü badem şeklinde bir merkez var. Ama bakın bu merkez bizde 2,5 milyon yıldır var. İşte bu merkez bizi tehlikelere karşı uyaran, stres hormonlarını yöneten merkez burası. Şöyle örnek vereyim size daha anlamlı gelecek. Mesela yanınızda birinin telefonu çaldı. Kişi telefonu açtı, bir şey duydu telefonda ve birden yüzü bembeyaz kesildi. Kötü bir haber almış olabilir mesela. Bakın amigdala ne yapıyor biliyor musunuz? Sizin tehlikede olduğunuzu hissettiğinde vücuttaki kanı hemen bacaklara pompalattırıyor. Diyor ki ya bunun başına bir şey gelecek. Bacakları kanlansın, koşsun ve kurtulsun. Onun için üst tarafınız bembeyaz kalır. Dudaklarınız falan bembeyaz olur. Peki şimdi diyeceksiniz ki hocam bunun öğrenmeyle ilgisi ne? Ya bunun amigdalanın kontrol ettiği bazı hormonlar var. Mesela biri kortizol. Dışarıdan alırsanız kortizon. Böbrek üstü bezlerin salgıladığı stres hormonu. Diğeri de adrenalin. Allah korusun birimiz kalp krizi geçirse şuradan acile götürseler acildeki doktorun bize yapacağı ilk iğne adrenalindir. Yani panik hormonunu verirsiniz, vücudu panikletirsiniz ve böylece kalp tekrar çalışabilir, geri gelebilir kalp. Bu stres hormonları öğrenme esnasında da salgılanıyor. Bakın, hayatınızda hangi akademik konuları bu stres hormonları ile eşlerseniz ömür boyu onlardan nefret edersiniz. İşte öğrenemediğiniz şeyler bunlardır konular. Bu da neyle ilgilidir? Biraz önce söyledim size öğrenilecek konu çocuğun gelişim hızı. Eğer bunlar birbiriyle uyuşmazsa çocuk sürekli stres hisseder ve mutsuzluk hisseder. Niye? Arkadaşı yapıyordur, kendi yapamıyordur. Arkadaşı yüksek not alıyordur, kendi düşük not alıyordur. Öğretmenin eleştirisine maruz kalıyordur, ailenin eleştirisine maruz kalıyordur. Belki çevresi tarafından aşağılanıyordur. İşte bunlar erken yaşlarda eşleşmeye başlarsa bu hormonlarla o konular, onlar sevmediğimiz konular. Nükleus accumbens ufacık bir merkez, yeşil mercimek büyüklüğünde bir merkez. O da bizim haz hormonlarımızı yöneten merkez beyinde. Ne demek haz hormonu? Mesela dopamin, serotonin. Bakın bu dopamin hafızanın oluşmasında çok çok önemli. Hafızayı oluşturan hormonlardan biri dopamin. Ama diğer taraftan bize haz veren, bize mutluluk duygusu yaratan her türlü eylemin altında dopamin var. İşte motivasyon da buradan sağlanıyor. Yani dopamin bu merkez bizim her türlü bağışıklığımızdan, bağımlılığımızdan sorumlu. Kumar, içki, sigara her ne diyorsanız. İnternet bağımlılığı da burada gelişiyor. Ekran bağımlılığı da. Ama cinsel birleşmedeki haz da buradan salgılanıyor. Ya çok güçlü bir merkez burası. Şimdi çocuk akademik konu öğrenirken, her neyse o konu,
neyi bu hormonlarla işlerse işte onları daha kolay yapabiliyor. Şimdi size beynin bir özelliğini söyleyeceğim arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Bakın, öğrenme çok büyük enerji gerektiriyor. Tamam. Her hücrenin şöyle bir yapısı vardır, canlı hücrenin. Minimum enerjiyle maksimum süre yaşamaya çalışır. Bunu sakın unutmayın. Maksimum enerji harcayıp çok kısa süre yaşamaya falan çalışmaz hiçbir canlı. Minimum enerji, maksimum yaşa. O yüzden insan beyni daha az enerjiyle başarabildiği akademik konulara daha fazla eğilim gösterir. Neyi kolay yapabilir? Kolaydan kastım daha az enerji yakarak. İşte o yüzden ben işte sayısalcıyım, sözelciyim. Arkadaşlarım, beyinde sayısalcı ya da sözelci diye bir hücre türü yok. Öyle bir şey yok. Böbrekte de yok. Sayısalcı böbrek, sözelci böbrek diye bir şey. Bunlar çocuklara öğretilen kavramlar. Bak, çocuk bir konuyu öğrenmede daha fazla enerji yakması gerekiyorsa oradan kaçıyor. Okulun görevi ne? Çocuğa şunu gösterebilmek. Bak, yeterli çabayı harcadığında her konuyu belli bir miktarda yapabiliyorsun. Ama bizim eğitim sistemi ve öğretmenlerimiz ve aileleri çocukları etiketlemeyi çok seviyorlar küçük yaşta. İşte bu şucu, bu bucu. Tamam, bu bucu dediğin adam, mesela hadi bir mühendis diyelim, hadi bir tıp doktoru diyelim. Bak, bu sayısalcıydı değil mi? Bütün matematik sorularını, fizik sorularını tam yapıyordu. Adam mesleğe başlıyor. 3-5, 10 yıl sonra adam çanak çömlek kursundan çıkmıyor, dans kursundan çıkmıyor. Hani sayısalcıydı bu adam Allah aşkına. Öteki taraftan bakıyorsun, sosyal bilgiler okumuş adam mesela. Hep sosyal bilim okumuş. Düğünlerde drone'la çekim yapıyor. Production yapıyor. Sosyal medyada şu bu. Bak, görüyor musun sevgili arkadaşlar? Çünkü gelişimini tamamladığında o da öğreniyor. Gerekli çabayı harcadığında o da öğreniyor. O zaman öğretmenlik mesleğinin doğası ne? Çocuğu ikna edebilmek, çabalamaya. Konu anlatımı değil arkadaşım. Zaten her taraf konu dolu Allah aşkına. İnan, Tonguç Akademi senden daha iyi anlatıyor matematiği. Ve o Tonguç Akademi'nin kullandığı dili sen sınıfta kullanamazsın bile. Mümkün değil, kullanamazsın. Demek senin başka bir şeye oryante olman lazım. Demek senin kafayı şuna yorman lazım. Ben bu çocuğu nasıl ikna edeceğim? Hadi devam edelim. Şimdi bakın, size bir araştırma göstereceğim. Salimpur bir fizyolog, Hindistan asıllı bir fizyolog, Amerika'da doğmuş büyümüş bir doktor. Öğrenmeyle ilgili araştırma yapar Salimpur. Bir ortaokula gidiyor, bir dönem boyunca diyor ki çocuklara ilk ders istediğiniz bir etkinlik yapalım diyor. Çocukların çoğu da çok çok büyük oranda bir fiziksel etkinlik seçiyorlar. Mesela dans edelim, müzik aleti çalalım ya da bir spor etkinliği. Daha sonra bu kadın bu çocukların kanındaki dopamine bakıyor. İşte motivasyonun kaynağı bu zaten. Bakın, %9 artmış. Biz bunu günlük %1 artırsak bütün günü kurtarıyoruz zaten. Ya bunun maksimum salgısı uyuşturucu kullandığınızda ancak mümkün. O da %22. Yani çok basit bir eylemin öğrenme üzerindeki etkisini görüyor musunuz arkadaşlar? Şimdi ben bunu söylediğimde özel ya da devlet, okul yöneticileri bana diyor ki, hocam diyor, bizim o kadar beden eğitimi öğretmenimiz yok ya da sanat öğretmenimiz. Buradaki mesele beden eğitimi öğretmeninin bir şey yaptırması değil. Buradaki mesele ilk 15-20 dakikada çocuğu ikna edebilecek bir eylemle başlamak. Bunun bütün öğretmenler arkadaşlara çok dikkatli anlatılması gerekir bence. Son iki slaydım kaldı. Aslında çok uzun bir bu sunu ama sizleri sıkmak istemiyorum. Peki, hadi şu deneye de bir bakalım, öyle bitirelim bugünkü konuşmamızı. Peki, duygular beyinde ne kadar etkili? Etki süreleri ne? Şimdi bu da Emotion and Motivation'da basılmıştı bu makale. Çok önemli bir çalışma bence bu. Bakın mesela coşkuya bir bakın. 100 üstünden 100 almış çocuk. Oo, süper, 6 saat. Bak, 6 saat boyunca beyin bu salgıyı hissedebiliyor. Bu arada bu duygular da protein salgıları, sadece yapıları farklı. Şimdi sonraki slayda çok dikkatli bakın. Üzüntüye bakar mısınız beyindeki etki süresine?
Ve bunun ardışık günlerde tekrarladığını bir düşün. Tam 120 saat beyni etkileyebiliyor bu hormon. Adam her gün anlamıyorum hissi yaşıyor. Adam her gün başarısızsın cümlesini duyuyor. Adam her gün bir yetersizlik hissediyor. Ne çıkar buradan Allah'ını severseniz? Çok zor. Onun için bu duygulara çok dikkat edeceğiz. Şimdi şu slide'a geri dönüp size bir şey hatırlatacağım. Şimdi beynimizde bu üç merkez aynı bölgede evrilmiş. Peki bu rastlantı olabilir mi? Hayır, olamaz. Neden? Şimdi bakın, eğer avcı toplayıcı döneme dönersek, mağara insanının günlük bulabildiği kalori 600 ile 800 kalori arası. 1000 kalori yiyen acayip şanslı. Çünkü yok öyle, nerede buluyorsun? Ya avlanacaksın ya toplayacaksın. Oturduğun yerde gıda yok. Şu anda ortalama bir insan, yetişkin, günde 2500 ile 3000 kalori arası tüketiyor. Tamam. Ama bakın şunu unutmayın. Bu kalorinin büyük kısmını biz öğrenme esnasında kullanıyoruz, yakıyoruz. Heh. Şimdi sizinle, ben Ankara'da yaşadığım için, hadi Kızılay Meydanı'na inelim. Binlerce insan. Binlerce araç. Şimdi şunu yapıyor mu insan? Bulvarda yürürken herkesin yüzüne dikkatle bakıp gördüğü herkesin, bu kimdi acaba? Dur bakayım kime? Bak bunu yapmıyoruz. Her sesi duyuyor muyuz arkadaşlar? Bak duymuyoruz. Peki beyin bunu niye yapıyor? Bak beyin her uyarıcıyı anlamaya çalışsa günlük 30 bin kaloriye ihtiyacımız var. Yoksa mümkün değil. Peki beyin öğrenmede ne yapıyor? Bak çok akıllı bir sistem geliştirmiş kendisi için. Ben şimdi sizin önünüze 1000 tane kırmızı kapaklı kavanoz koyacağım ama hepsi birebir aynı. Sonra da diyeceğim ki size, bakın bunların bir tanesinin içinde kurabiye var, bulun diyeceğim. İnan bulmanız çok zaman alır. Peki o kurabiye koyduğum kavanozun üstüne sarı etiket yapıştıracağım. Hemen onu fark edersiniz. İşte öğrenmedeki duygular bu etiket. Eğer biz bir şey öğrenirken bunu amigdalanın yönettiği stres hormonları ya da nükleus akümbensin yönettiği has hormonlarıyla öğrenme proteinleriyle eşleşirse bunları hafızaya depolama ve geri getirme şansımız çok artıyor. Bunlar etiket aslında. Şimdi ben size desem ki bakın hayatınızdan bu kadar öğretmen geçti, öğretim üyesi geçti, öğrenci geçti. Okullarda yöneticilik yapıyorsunuz. Kaçlı ismiyle birlikte hatırlıyorsunuz ve niye? Bakın bir duyguyla işlediyseniz o geri geliyor. İşte duygu geri getirmenin anahtarı. Şimdi sınıflardaki duygu durumunu, okuldaki duygu durumunu çok iyi oturup değerlendirmemiz lazım. Bu duygu işi maalesef okullarda öne çıkmıyor ama konu anlatımı çok fazla öne çıkıyor. Duyguyla eşleşmeyen şeyleri geri getiremiyoruz. Niye? Beyin vasatı kodlamıyor sevgili arkadaşlarım. Niye? Öyle bir lüksü yok beynin. Her duyduğunu, her gördüğünü niye kodlasın Allah aşkına? O enerjiyi nereden bulacaksınız? Günlük 30-40 bin kalori mi yiyeceğiz? Yani beynimiz aman her şeyi öğrensin de. İşte beyin onu yapamıyor sevgili arkadaşlarım. Neyi duyguyla eşlerse onu geri getiriyor. Ama şunu da söylemek zorundayım. Bakın, işte aman çocuklar sınıfta çok mutlu olsunlar, işte oyunla öğretelim, gamification'lar yapalım. Bak araştırma ne diyor biliyor musun? Paniğe kaymamak şartıyla, aman diyeyim ha. Belli miktarda stres, ama şu anlamda, kaygı anlamında. Kaygı mutluluk hormonuna göre öğrenmeyi daha fazla artırıyor. Yani çocuğun o konuda bir miktar kaygı da duyması lazım. Ya benim yarın sınavım var ya. Benim bir oturup bir iki saat çalışmam lazım demesi lazım. Aman çocuğun canı sıkılmasın. Aman oğlum mutlu olsun. Bak o çok iyi bir yöntem değil beyin için. Kaygılandığı durumlarda bak yönetilebilir kaygı bu. Aman panik falan değil. Ya sorumluluk hissi işte ya, tam karşılık. Bak bu durum öğrenme miktarını artırıyor. Has hormonlarına göre daha fazla artırıyor.
Şimdi sevgili arkadaşlarım, burada duracağım. Çünkü çok uzun süren sunuların ben insanları biraz baydığına inanıyorum. Ama şöyle söyleyeyim, yani onda birini anlattım size. Şimdi öğrenmenin, bu arada şeyi bir kapatayım ben, stop şey rengi. Ya şimdi öğrenme kompleks bir kavram ama bunun arkasında korkunç bir bilim var arkadaşlar. Yani öğrenme öyle kahve muhabbetiyle konuşulacak bir şey değil. Bunun bir bilimi var, bunun usulleri var ve bunları doğru yaptığınızda kişiler öğreniyor. Bu kadar basit. Ve bunları böyle süsleyerek, müsleyerek popüler kavramlar, geç bunları. Öğrenme 2,5 milyon yıl sürdü bu yetiyi geliştirmemiz ve bunu frontal korteks yapıyor. Şurası en son evrimleşen kısım. Bu ön kısım yapıyor işte öğrenmeyi. Bu 2,5 milyon yılda geliştirebildiğin şey 20 yıllık bir şeyle değişmiyor arkadaşlar. Tamam mı? Hani yok işte hocam yeni bir şey bulmuşlar. Eğitimde yeni bir şey bulamazsın. Çünkü eğitim sosyal bilimdir. Keşif bilimi değildir. Onu ancak fen bilimlerinde yaparsın. Bu canlının doğası bu işte. Bu hayatta kalmak için öğreniyor. Şimdi kendi yaşamlarınızı bir sorgulayın. Kendi çocukluğunuzu bir sorgulayın. Hocam bizde ne oturacak sıra vardı de, yoktu ama neyi biliyordun sen? Okuduğun takdirde ailenin sosyal sınıfının iki sınıf üstüne çıkıyordun. Sen o güdüyle yapıyordun onu. Bak yine hayatta kalma güdüsü. Bugün sen birçok çocuk okumasa ne olur Allah aşkına? Aç mı kalır? Açıkta mı kalır? Hayvan mı güder? Tarlaya mı gider? Hadi bana bir motivasyon kaynağı söyleyin. Öğrenme ihtiyaç üzerine olur. Durup dururken biz bir şey öğrenmeyiz. Bir gerekçesi var bunun. Öğrenmenin bir gerekçesi var. Ve biz okullarda iyi gerekçeler yaratamıyoruz artık çocuklar için. Ya çocuk öğretmenden çok biliyor. Şimdi bu nasıl olacak? Biz eskiden sınıfa gittim ilk defa duyuyorduk bir şeyi. Ağzımız açık kalıyordu. Hiç görmemişiz, hiç duymamışız. Öyle bir ortam yok artık. Adam zaten elinde ekran. Şimdi senin başka bir şey yapıyor olman lazım öğretmen arkadaşım. Yani senin şuna kafa yorman lazım. Bilgi orada zaten ya. İçerik orada. Sen içeriye o kadar artık kafanı yorma. Adamı nasıl ikna edeceksin? Bir gerekçe yaratacaksın. Son sözde şunu söyleyeyim, kapatayım. Bak öğretmen coşmazsa çocuk coşmaz. Bunu sakın unutmayın. Niye? Çünkü bu canlı türü gözlem ve taklitle öğrenir. Çok net söylüyorum size. Bu canlı türü Homo sapiens en fazla kullandığı yöntem gözlem ve sonra da taklit etmedir. Belki de sınıfa çocuğun taklit edebileceği öğretmenleri artık bulup koymamız lazım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım sizlere bir katkım olmuştur ama dediğim gibi öğrenme ciddi bir bilimdir. Bilimi takip edersen hocam başını ağrımaz. Gerisi hikaye bana göre. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Soner hocam biz şimdi sizi izledik, dinledik ama bilgiye doymadık. Aslında devam edebilirsiniz. Vaktimiz de var. Şöyle hocam ben derse gireceğim de. O başkanım. Yani kendim ayarladım. Ne yalan söyleyeyim. Çünkü o zaman anlaşıldı. Peki. 11 uçağa taşıdım dersi. Şimdi girmezsem tüyerler hocam. Anında o zaman bir söz alalım. İlerleyen süreçte tekrar bizimle olursunuz inşallah. Tabii. Sizden uygun bulduğunuz bir vakitte. İhsan hocam şunda bir sıkıntı yok. Hani öğretmenlerle ben her zaman bir araya gelirim. Onda hiçbir limit ya da sıkıntı yok. Dediğim gibi bu vefa borcumdur benim sisteme. Teşekkür ediyoruz. Çünkü o dönem devlet okutmasa tabii bunlar çok önemli şeyler. Ya bu vefayı asla unutmamak lazım. Evet. Yani orada seni tercih ediyor değil mi? Sınav yapıyor, o parayı sana harcıyor. Şimdi bunun dönmesi lazım sisteme hocam. Öyle kuru şeylik olmaz, vatanseverlik. Hepsinin bir karşılığı var. Teşekkür ediyoruz. Değerli öğretmen arkadaşlar, değerli yöneticiler, bugünkü hizmet içi eğitimin konusu öğrenme öğretme stratejileri oldu. Konuğumuz Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Soner Yıldırım. Soner hocam, yöneticilerimiz ve öğretmenlerimiz sizi dinlediler. Gerçekten çok verimli bir umarım arkadaşlar. Sunum oldu. Dilinize, dimağınıza sağlık. Anlatılarınızdan çok değerli, çok etki sağlayıcı bilgiler edindik. Hem duyup dinleyerek hem bilinen ve bildiklerimizi hem andıran ve hem de arındıran kavramlar başta olmak üzere bilgi birikimlerimizi yeniden gözden geçirme, fark etme olanağı yakaladık. Size çok teşekkür ediyoruz. Hocam, özellikle notlar da aldık Soner hocam.
Beynin öğrenmede fonksiyonu, özme değerlendirmenin öğrenmeyle eşlenişi, öğrenmenin duyguyla eşlenmesi, uyku ve beslenmenin özellikle öğrenmeye etkisi, özellikle aynı gün içerisindeki bu tekrar ve ertesi gün içerisindeki tekrarı, doğrusu kendi adıma ben de şey söyleyeyim Üstad Hocam, ben onu şeyde atladım. Şimdi şeye bakıyoruz, fiziksel olarak öğrenmeye en yatkın saatlere bakıyoruz fizyolojik olarak. Bakın evet. Saat 10, sabah 10 fizyolojik olarak bizim en hazır olduğumuz saatler. Yalnız öğleden sonra da 3-3.30 aralık. Zaten o saatte de çocukları eve yolluyoruz. Yani. O zaman biz de öğretmen arkadaşlarımıza, yöneticilerimize sunum uygun saati seçmişiz o zaman. Tabii tabii. Yani bakın 10 fizyolojik olarak bireyin öğrenmeye en yatkın hali aldığı saatler. Bir de öğleden sonra 3-3.30 aralığında pik yapıyor fizyolojik olarak. Ama o saati işte hemen eline ekran aldığı saat. Niye bu kadar etkili ekran, anladınız mı? Evet. Maalesef. Siz dinleyen öğretmenlerimiz bundan sonra herhalde kapıyı pencereyi daha çok açacaklar. Oksijen çok önemli. Tabii. Girsindi, enerji. Evet. Enerjinin kaynağı oksijen olmazsa ATP üretemez. Mümkün değil. Bak yine söylüyorum, ilk kapattığı eylem odaklanmadır beyin. Odaklanmaz. Ve beyin paralel iş hayatta yapamaz. Çoklu görev hayatta yapamaz. Sıralı yapar. Bu da şu demek. Neye odaklanıyorsa onu başarabiliyor. Bu canlının özelliği bu. Neden? Avcı toplayıcı döneme dönün. Karşınıza kocaman bir hayvan çıktı. İlk defa gördünüz. Şimdi şeye karar vermen lazım. Hani ben bunu avlayabilir miyim yoksa av mı olurum? E ne yapacaksın? Etrafa bakıp uf baharda gelmiş, çiçekler açmış bir dediğin an öldün. İşte bu canlının özelliği o. Neye odaklanırsa onu öğrenebiliyor. Buna da bilişsel kapasite diyoruz ve bilişsel yük diyoruz buna. O teoriyi bir gün anlatırım size. Yani öğrenmedeki ilke budur. Çocuğu bir şeye odaklayabilme. Ama şu anda çocuklar korkunç derecede odaklanma sıkıntısı yaşıyor. Çünkü dikkat süreleri 8 saniyenin altına indi bu çocukların. Çok zor. Yani bizim odaklanma egzersizleri yapmamız lazım sınıfta. Ha bire, be kare, eşittir, a kare, c kare. Ne anlatıp duruyorsun? Zaten dinlemiyor ki çocuk seni. Soner Hocam, şöyle bir veri var mı elinizde? 40 dakikalık dersin ülkemizde ne kadar verimli geçiyor? Böyle bir ya da... Söyleyeyim sevgili hocam, tabii ki var. Onun araştırmaları da var. Tekrar bir ekran paylaşacağım sizinle. İşte vakit olmadığı için anlatamadım size onları. Şimdi bakın ben size göstereyim arkadaşlar. Klasik bir sınıf ortamına götüreceğim şimdi sizi. Bakın dikkatlice. İşte. Hocam bakın. Dersin başındaki 10-15 dakikalık sürede %70-80'i bulabiliyor öğrenci. Odaklanmada. Bir de dersin sonunda bittiğini anladığı anda tekrar %55 odaklanabiliyor. Bak bu çok önemli bir araştırma ama bak bu daha önemli. Peki akılda ne kadarı kalıyor bunların? Bizim için önemli olan hatırlayacak mı? Bak başlangıcın %75'ini, dersin sonunun da %80'ini hatırlıyor. Toplamda 10-15 dakikanız var. Hadi ne anlatıyorsanız anlatın. Bu araştırmalar bize işte bunu gösteriyor sevgili öğretmenim. Evet. Peki biz şimdi 40 dakika ders yaptım diyorsun. Sonra araya 10 dakika koyuyorsun teneffüs. Bir kere 15-20 dakikanın altı teneffüs olmaması gerekiyor. Şimdi şöyle bir inadımız var. Yani şu inattan vazgeçemiyoruz. Bir konuyu öğretemediğimizde onun müfredattaki saatini artırıyoruz. Bu öğrenmeye olumsuz etki yapıyor. Bırakın olumlu etki. Öyle olsa millet matematik öğrenir. Allah'ını seversen kaç saat? Türkçe kaç saat? İngilizce kaç saat? Hangisini öğretiyorsun? Allah'ını seversen. Artırma bunun saatini. Niye? Adam zaten o derste acı hissediyor ve sen acının süresini uzatıyorsun. Onun için toplumun %86'sı matematik yapamıyor. Bunu ben söylemiyorum. YKS sonuçlarına bakın beyler. Ya bu kadar hani bilme de arkanı dönme artık ya. Bunların hepsinin araştırması var ya. Ve çok basit şeylerle çözülebilecek şeyler. Akılla gitmek lazım beyler, akılla. Bilimle gitmek lazım. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ben kaçıyorum hocam. 15 dakikam kaldı. Peki, teşekkür ediyoruz biz de. Değerli arkadaşlar, yurdumuzun dört bir köşesinden gerçekleştirilen bu eğitime katılan öğretmenlerimiz ve
yöneticilerimize ayrı teşekkür ediyoruz. Her ayın her haftasında bir gün olarak yapmış olduğumuz hizmet içi eğitimlerimiz arkadaşlar bu Soner Hocam'ın yapmış olduğu da sunum dahil olmak üzere ay sonunda biz OGM YouTube kanalına yüklüyoruz. Sürekli ve kalıcı olarak yayında kalıyor. Oradan izleyebilirsiniz. Ayrıca bakanlığımız üst politika belgelerini hizalayan uygun başlıklarda alanında çok yetkin akademisyenlerle Ortaöğretim Genel Müdürlüğü olarak çekimini gerçekleştirdiğimiz videolarımızı biz Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nce yüklenmiş olan kısa adı ÖBA olan Öğretmen Bilişim Ağına da yüklüyoruz. Oradan da takip edebilirsiniz. Şu anda bizim çekmiş olduğumuz 52 videonun 13 önü geçen hafta 20 olduğunu biliyorum. Yüklendi. Oradan da izleyebilirsiniz. 20 Ekim saat 14.30'da İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesinden Doçent Doktor Vahdet Görmez hocamız. Bu çok önemli arkadaşlar. İzlemenizi özellikle tavsiye ederim. Ergenlik döneminde davranış bozukluklarını tanıma ve önleme konusunda bizlerle birlikte olacaklar. Sizlerle tekrar bir arada olmak ümidiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın sevgili arkadaşlarım. Selamlar, sevgiler Ankara'dan. Sağ olun.